ifade özgürlüğü çerçevesinde, bu dava örneğinde ifade özgürlüğü çerçevesinde siyaseten yargıya güven alındı. Aslında o kadar çok konuşulacak şey var ki. Ama Canan Kaftancıoğlu meselesini hukuken nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir defa ceza hukuku devletin tabii keskin kılıcı. Yani özellikle ifade hürriyeti, örgütlenme hakkı gibi meselelerde, özellikle ifade hürriyeti icraata geçmeyen sözlerden ibaret yazı ve konuşmalarla insanın meramını anlatması, eleştirmesi, efendim, kritik etmesi, yazması, çizmesi demokratik hukuk toplumunun olmazsa olmazı. İfade hürriyeti en önemli hürriyet olarak zaten İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde, anayasada, kanunlarda koruma görmektedir. Bu konuda çifte standart olmaz. Herkese eşit mesafede olmak gerekir. Örneğin Türk Ceza Kanunu'nda ifade hürriyetine yönelik sınırlamaların iyiliği, kötülüğü acaba daha demokratik hale getirilebilir mi? 2013 yılında bu yapıldı. Bu bir sorun. Bir diğer sorun da çifte standart sorunu. Yani sizin bu kanunları doğru dürüst uygulayıp uygulayamadığınız. Yani burada gerekliyse uygulayın da başkalarına da gerekliyse uygulayın. Başkalarına hata yapıyorsanız lehlerine, sizden olmadığını görüş itibariyle düşündüklerinize de aynı hatayı onların lehine yapın. Bu şimdi meselenin bir tarafı. Diğer tarafı, biraz önce kıymetli meslektaşımın dile getirdiği şu Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 286. maddesinin 3. fıkrasında istinaf kanun yolunda 5 yıldan az olan hapis cezalarının kesinleşmesini kaldırıp temyiz yolunu açan yasa düzenlemesi bir defa anayasanın eşitlik ilkesine aykırı kardeşim. Yani siz belki burada Canan Kaftancıoğlu'nun 5 yıldan az hapis cezalarının temiz kanun yolu denetiminden, hukukçilik denetiminden geçmesine imkan vereceksiniz ama sıradan hakaret, tehdit suçunu işleyenlerin toplam cezaları 5 yıldan az olduğunda, diyelim ki 5 ceza aldı, 3'er yıl, 2'şer yıl dediğinizde 10-15 yıllık hapis cezalarına temiz yolunu kapatacaksınız. Terör örgütünün propagandasına temiz kanun yolunu açacaksın. Ama suç örgütünün propagandasına temiz yolunu kapatacaksın. Bunu benim aklım hayalim almıyor. Bu tamamen etki tepki düzenlemesi. Bak yapın. Temiz kanun yolunu açın. Derdim o değil. Meseleyi Canan Kaftancıoğlu özelinde konuşmuyorum. Canan Kaftancıoğlu şu anda hapse girmekten o yasa değişikliğiyle kurtulmuştur. Ama mesele o değil. Mesele o yasa değişikliğinin eşitlik ilkesini, bir söz söyleyeceğim de ondan vazgeçtim, en azından göz ardı ederek, görmeyerek bu değişikliği kanunlaştıran kanun koyucuya kızgınlığım benim. Böyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti maalesef böyle. Yani bir hadise olur, o hadiseye göre o gün günü kurtaralım, bir geçelim burayı ne olursa olsun. Şimdi bu yanlıştı. Değişiklik yapacaksan ifade hürriyeti kapsamına giren sadece siyasi meseleleri değil, vatandaşın meselesi siyasetten ibaret değil ki. Sokakta da kavga ediyor vatandaş, hapis cezası alıyor. Gidiyor ya, istinaf kanun yolu, dosya üzerinden inceleme, red. Sonra infaz. Diğeri terör örgütünün propagandası, hop temizle. Neden? Bu farkın sebebi ne? Bu eşitlik ilkesine aykırı. Bunu da bir mesaj olarak iletiyorum. Umarım bu mesele Anayasa Mahkemesi'nin önüne gider de değerlendirir. Ama Anayasa Mahkemesi'nin yapacağı da bir şey yok. Çünkü istisna koyulmamış. Temiz kanun yoluna açık olan suçlar sayıldığı için sadece bir durum tespiti yapmaktan ibaret olacak. Şimdi gelelim asıl meseleye. Çok özür dilerim hocam, bir şey soracağım. En az sizin kadar biliyorlar ya da bildiklerini varsayıyorum. Bu az önce sizin eleştiri getirdiğiniz noktayı, yasal düzenleme hazırlayan isimler. Evet. Hakeza Adalet Bakanı da iyi bir hukukçu. Evet. Ya da sizlere soruyorlar ya da siz olmazsanız da ne bileyim işte Adem Hoca, başkaları, birilerine soruyorlar. Onlar bu çelişkiyi görmüyor da mı? Gösteriyorlar, söylüyorlar. Bu en son ceza infaz düzenlemesinde de söyledik. Sorum şu. Sadece bu Adalet Bakanı'nın veya anladım, hazırlayanların isteğinden ibaret kalmıyor. Tamam. Siyaset önemli. Anladım. Siyaset buna neden ihtiyaç duyuyor? İhtiyaç duyuyor çünkü o günü kurtarıyor. O bir yere, bir amacı, bir sorunu kendince çözmeyi hedefliyor. Veyahut da bir yeri tıkamayı. Biraz sonra barolarla ilgili konuşacağız. Peki. Yani o düzenlemenin gereği
kamuoyunun veya avukatların ihtiyacından mı kardeşim? Değil mi? Ona bakmak lazım. Yani ne için yapılıyor? Bunun sahikine, maksadına bakmak lazım. Bakıldığında da o temiz kanun yolunun açılması noktasındaki düzenleme siyasi gerekçe. Başka bir gerekçesini ben göremedim. Şimdi bir defa terör örgütünün propagandasını yapma suçu 2013 yılında zorlaştırıldı. Şimdi suçta ve cezada kanunluk prensibine göre bir kişinin fiilinin suç olması için işlediği iddia edilen o tarihte, suçu işlediği tarihte o dönem yürürlükte olan kanuna göre oradaki tipe uygun hareketi neticeyi illiyet bağına hareket ile netice arasında illiyet bağı kurulacak şekilde gerçekleştirmesi, işlemesi lazım. Şimdi bir, cebir şiddet veya tehdit içeren terör örgütünün yöntemlerini meşru gösterecek veya bu yöntemleri övecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek biçimde terör örgütünün propagandasını yapmak suç. Yani salt terör örgütünün propagandası bizde suç değil. Yok böyle bir suç. Şimdi ben okumayacağım. Yani biraz önce ben de önümde gördüm Canan Kaftancıoğlu'nun tweetlerini. İki sebeple. Bir, biz dosya burada tartışmıyoruz. Burası mahkeme değil. Temiz kanun yolu var. Avukatının serzenişi şöyle. Biraz önce Fatih kardeşim söyledi Ankara'dan ama. Ya el insaf diyor. Duruşma açtınız. Yüzlerce sayfede savunma verdik. Formül onama red deriz biz buna. Yani tamam içeriğine katılıyor olabilirsin de. Ya bu kadar yazdık çizdik biz de muhatap aldınız. Buna karşı en azından neden kabul etmediğinize dair bir somut gerekçe ortaya koyun. Çünkü Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu ilgili hükümleri gereğince bütün yargı kararları gerekçeli olmak zorunda. Hatta ben buna karşı yazdım. Dedim ki temiz bu formül onamayı çok benimsedi. Ama istinaf sadece hukuk iyilik denetimi yapmaz. Maddi vaka inceler. Maddi vaka inceleyen bir mahkemenin bu şekilde sıradan genel geçer basma kalıp sözlerle gerekçe üretmemesi lazım dedim. Ben ne yaparsanız yapın beni ilgilendirmez. Çünkü istinaf kanun yolunun kurulma gerekçesi iki dereceli de zaten ilk derecenin maddi vakasını ve karar hukukilik denetimini yapmaktır. Kardeşim siz Yargıtay değilsiniz. Kendinizi Yargıtay yerine koymayın. Bunu yapmayın. Gerekçe üretin. Sizden bizim ihtiyacımız olan gerekçe. Bu konuda farklı fikirler olabilir. Onu o şekilde en azından şimdi görüş olarak ortaya koyayım. Şimdi Canan Kaftancıoğlu, Sakine Cansız veya bir başkasının tweetinde, onunla ilgili tweetinde, biraz önce bahsettiğim terörle mücadele kanunun 7. maddesinin 2. fıkrasına uygun biçimde, o kanun o dönemde diyelim ki 2013 yılından önce attığı tweet olsaydı bile, sonradan çıkan geçmişe lehe uygulanacağı için mevcut şu anda terör örgütünün propagandası suçuyla ilgili o tanımlamadan yararlanacaktı. Bu var mı yok mu? Buna bakarsınız. Bitti. Varsa ister sosyal medyadan atsın, ister yazsın, ister çizsin, isterse suç zaman aşımının içinde olmak suretiyle, kalmak kaydıyla 6 sene önce atsın, 7 sene önce atsın. Efendim buradaki maksat İstanbul seçimleridir, denk de gelmiştir. E bunu da seçmişlerdir. E öyle hamama giren terler, dikkat edeceksin. Eğer sen ciddi bir yola girmişsen, gireceksen, ön plana çıkacaksan söylediklerine dikkat edeceksin. Fiillerine dikkat edeceksin. Bunlardan suça konu olabilenler varsa böyle önüne tepsiyle gelir. Ha şu denebilir. Bak bu çifte standart. Ben artık bazı hususlara açık konuşma taraftarıyım. Yani üç maymunu oynamaya gerek yok. Efendim bu A siyasi partisinden değil de B siyasi partisinden olsaydı ve o B siyasi partisinde iktidarda olsaydı bunlar önüne gelir miydi? Gelmezdi. Ne zaman gelirdi? Suç zaman aşımı tükenmemişse o iktidar kaybolur. Yeni iktidar gelirse o zaman önüne koyardı. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin acı gerçeği bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nde kuvvetler ayrılığında yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı anayasada, kanunda, kitapta olsa da biz bunun en azından yargıyı töhmet altında bırakmayarak, yapıcı konuşup yargıyı koruyucu tespitlerde bulunarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde maalesef algı olarak biraz önce Ankara'da konuşmacı arkadaşının naklettiği toplumda evet anayasada olan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı vardır derler ama buna karşı inançta sarsıntı vardır. Bunu geliştirme noktasında bizim ciddi mesafe kaydetmemiz lazım. Bu tereddütsüz. Çünkü bu sadece yazılı metinlerde olması değil, önemli olan bunun uygulanabilir olması. Önemli olan yargı mensuplarına yer ve yetki güvencesi dediğimiz coğrafi teminatın bir an önce getirilmesi
ve liyakatli olmaları, siyasetten bağını koparalım derken biraz sonra tartışacağımız mevzuda İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının üzerinden bizi yargı bağımsızlığının taraftarı, yargının kurucu unsuru olan avukatları siyasetin kucağına atacaklar. Biraz sonra konuşacağız. Ne için? Nedir yani? Biz ne faydalanacağız? Yani Ankara'da 3 baro olsa, İstanbul'da 8 baro olsa, İzmir'de 3 baro olsa bu baronun bu şekilde parçalanmasının Türkiye Cumhuriyeti avukatlarının mesleklerine, efendim işte o yargıda kurucu unsur olmak da hakim ve savcı eşit sayılmalarında buna ne katkısı olacak? Buna bakmak lazım. Şimdi bir diğer konu, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'na bir başbakan olduğu dönemde, bir de Cumhurbaşkanı olduğu dönemde attığı tweet veya tweetlerden dolayı hakaret ettiği iddia ediliyor Canan Kaftancıoğlu'nun. Ha bir olgu isnadı varsa bak, beddua suç olmaz. Diktatör dersen suç olmaz. Beddua, Allah senin belanı versin dersen bunda bir sıkıntı yok baktığınızda Yargıtay kararlarına göre. Çünkü hakaret şu, somut olgu isnadı edeceksin. Olgu isnadı, bir eleştiri değil. Bir tartışma sırasında birisine mesela şunu diyebilirsin. Ne anlamaz, ne geri kafalısın sen dersin. Tartışma bu çünkü. Bunda bir hakaret yok. Ama bir olgu isnat etmek suretiyle eğer o kişinin kişilik haklarına, mesleğine, şöhretine, şanına leke getirebilecek şekilde ifade edersen 125. maddeye baktığınızda orada 299. madde Cumhurbaşkanı hakarette 125. maddeye unsurlar açısından atıf yapar. Öyle anlarız biz. Biz buna hakaret deriz. Sövme değil. Sövme başka. Hakaret deriz. Olgu isnadı. Somut olgu isnadı. Yani hiç gereği yokken birisine diyorsun ki sen gerizekalısın. Niye bana dedi şimdi bunu diyorsun? Deme hakkı yok ki. Ama eleştirebilirsin. Kişisel bir değerlendirme yapabilirsin. Ama olgu isnadı edemezsin. Şimdi diğer bir konu, eğer bu yapılmışsa, şimdi şöyle de bir şey söyleyeyim. Erdoğan Bey, bir saniye. Bir sözüm bitireyim. Çok kısa bir... Hoca bitirsin, şimdi, iki dakikaya bitirin. Şöyle bir şey söyleyeyim. İfade hürriyeti konusunda, tutuklulukta da aynıdır. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi de, Anayasa Mahkemesi de ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabilir. Özellikle Anayasa Mahkemesi'nin tutuklulukla ilgili son iki kararında, Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararında, ki Selahattin Demirtaş daha çok tepki çekti. Hatta Sayın Bahçeli de bir tweet attı onunla ilgili. İşi zor. Kararı doğru mu içeriği itibariyle süre uzunluğuna bakmak suretiyle tartışırız. Nereye gitmek istiyorum? Aynı sorun ifade hürriyetinde de var. Türkiye Cumhuriyeti'nde ben tekrar söylüyorum. Fiili icra et kardeşim. Başın daha az belaya girer. Konuş, başın daha çok beladadır. Çünkü sözler üzerinden Şu lisan, ki demokratik hukuk toplumu yüzleriz, özgürlük yüzleriz, attım mangalda kül bırakmayız. Ama konuşurken hemen şunu, ne dedin ne dedin sen? Söyle bakayım, tekrar et. Ya bittin. Bir anda böyle kalırsın ortada. Ya ben öyle söylemek istemedim de efendim. Böyle. Bir dikkat ederseniz genellikle iktidardan olmayıp da ama ortada olup, yani eleştiren ama çekinen insanlar hep şöyle başlar. Ben esasında şunu demek isteyerek, yanlış anlaşılmamak kaydıyla, bu hep bir baskıdır. Bir caydırıcı etkidir. Ya konuşayım ama, konuşmayayım. Ya konuşayım ama başımda belaya girmesin diye siz kendinize bir güzelleme yaparsınız. Yani ve orta yolu bulmak için zordur. Esasında bunun önünü açmak lazım ama bu şu demek değildir. Efendim dilediğin gibi konuş, hakaret et, söv. Ondan sonra çık de, kişilik hakları korunması gereken değer. Çünkü ifade hürriyetinin 3 sınırı vardır. Kırmızı çizgisi. Bunlardan ikisi ortaktır. Birisi bazı ülkelerde kabul edilir. Bir, kişilik haklarının korunması herkesin. İkincisi, cebir, şiddet veya tehdit içeren açıklamalar. 3, ulusal ortak değerler. Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bayrak, makam. Bunlar, mesela bunlar Türkiye Cumhuriyeti bakımından önemlidir. Fransa'da da önemlidir, İtalya'da da önemlidir. Ama git Amerika Birleşik Devletleri'ne, o kadar korunmaz. Der ki ya tazminat evet. Öder, şu öder, bu öder. Şuraya getirmek istiyorum sözü, bitireceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak. Eğer siz Türk Ceza Kanunu 301. maddesinde eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarından değilse söyledikleriniz, kalkıp da devlete katil dersen kardeşim, bu katil dediğinde kimse senin bunun eleştiri amacıyla söylediğine bakmaz. Çünkü eleştiri amacıyla söylenen sözün
evet kaba, vurucu, sert olabilir. Ama sen bir devlet kamu tüzel kişiliğine eğer katil diyorsan, bu şekilde bir ithamda bulunuyorsan veya Ermeni soykırımı üzerinden, ki biliyorsunuz İsviçre'ye gittiğinizde konuşamıyorsunuz bile olmadığına dair, bunu söylüyorsan bunu o toplum, o ülkenin hukuku, ya bu ifade hürriyeti çerçevesindedir diyerek biz buna da müsamaha gösterelim demez, diyemez. Ama ben mesela şimdi, bu Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili benzer ifadeleri sosyal medyada çok görüyorum. Görürsün. Hepsi, görürsün. Şunu ceza söyleyeyim. Mı uygulanıyor? Yakalarsan sorun yok. Bugün sosyal medyada sabahtan akşam herkese küfrediyorlar. Kimisi şöyle yapıyor. Aman önemli değil. Kimisi şikayet ediyor. Twitter üzerindense efendim IP'yi tespit edemiyorlar. Çünkü Twitter vermiyor. Hala bir kanun çıkacak. Bekliyoruz. Ben de sahte Twitter mağduruyum. Çünkü ne? Kanun ne? Kanun şu. Sizin sahte Twitter adresinizi üretiyorlar ve sizin adınıza tweet atıyorlar her yere. Tamam. Sizmişsiniz gibi. Tamam. Sizin fotoğrafınızı çalarak efendim kimliğinizi, ruhunuzu, belki 16 binde takipçi var hocam, maşallah. Ve siz Twitter'dan diyorsunuz ki kardeşim bunu kapat. Yasa ne? İşte. Şimdi işte bir teklif var. Gelecek göreceğiz. O hani şu meşhur sosyal medya takibi mi alınıyor meselesi vardı ya. Biz dedik ki yapmayın, öyle bir şey yok. Ama şu olmalı. Sosyal medya denen alanda da bir hukuk vardır. Olmalıdır. Ben keyfime göre başlarım sabahtan akşama kadar insanlara küfrederim diyemezsin. Bak ama bu hocam, o bu ayrı, düşünce açıklama hürriyetinin kısıtlanması değil. Ama lütfen internet özgürlüğümüzün de elinden hayır, alınmasına. Kesinlikle. Kesinlikle. Lütfen siz de karşı çıkın, bileyim sana. Ben şunun taraftarıyım. Hani TC'nin numarasıyla ben Twitter'a Erdoğan Bey belki farklı görüşte olabiliriz. Hocam? Ben yıllardır şunu yazıyorum. Sosyal medya kimsenin babasının çiftliği değil. Ama ifade hürriyetinin yanındayım. Devlet de efendim burada ifade hürriyetinin aşılıp aşılmadığına bakacağım diyerek sosyal medyayı kullanmaz hale getirmemeli. Ama bunu derken de kardeşim sosyal medyada istediğim gibi sahte hesap açayım, tehdit edeyim, şantajda bulunayım, küfredeyim, efendim işte dolandırayım, onu yapayım, bunu yapayım, ondan sonra bunu tespit etmeye kalktığımda da ben bir temsilcisini burada bu ülkede Twitter'ın bulamayayım. Böyle bir dünya var mı? O zaman sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak vatandaşını koruyamıyorsun kardeşim. Hocam buna tekrar gelelim bir ama siz bağlayın bitiriyorum. Bir cümle reklama da gideceğim. Şimdi bir diğer konu, halkın kim ve düşmanlığı alenen tahrik edildiğini iddiasıyla 2 yıl 8 ay gibi, ki birden fazla işlediğinden müteselsil yani zincirleme suç uygulanmış Canan Kaftancıoğlu'na. Alenen tahrikten bahsediyor, halkın bir kesimiyle bir kesimini karşı karşıya getirmek biçiminde. Ha, burada kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike var mı yok mu? Doğmuş mu bu Twitter'dan, o Twitter kullandığı attığı tweet'ten dolayı? Yani o kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike doğuracak biçimde, diyelim ki Müslüman'ı Hristiyan'a, efendim bir ideolojiyi, bir sosyal sınıfı diğerine kışkırtmışsa, tahrik etmişse, suç işlemeye buna tahrik etmişse, suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğunu siz somut olayda tespit edebiliyorsanız, o takdirde bununla birlikte ne koyulmuş? Yine ifade hürriyetini koruyucu. Diyor ki bu da yetmez. Kamu güvenliği açısından somut olarak açık ve yakın tehlikenin bu konuşmadan, bu sözden, bu yazıdan dolayı oluşması gerekir. Ha bu oluşmuşsa, tüm bunlar tamamsa tamam. Değilse tabii ki o fiil suç olmaz. Peki tekrar.